1864 yılında Sultan Abdülaziz tarafından Paris'e resim eğitimi için gönderilen Ahmet Ali ya da bugün bilinen ismiyle Şeker Ahmet Paşa, Fransız Akademisi'nin güçlü isimlerinden ders alsa da onların tarzına hiç yakın durmaz. 19. yüzyılın ikinci yarısında moda olmaya başlayan doğaya dönüş onu da etkiler ve bağımsız grupların peşine düşer. Bunlardan biri de Güney Fransa'daki Barbizon'da bir araya gelen ve adı sonradan Barbizon Okulu olacak sanatçılar topluluğudur. Topluluğun öncülüğünü ise Şeker Ahmet Paşa'yı da derinden etkileyecek olan François Mie yapmaktadır. Barbizon Okulu ressamları için doğa aynı zamanda romantizmin de kaynağıdır. Doğayı birebir resmetmenin fotoğrafı taklit etmekten hiçbir farkı olmayacağı ve fotoğrafın yakaladığı gerçekliğe asla ulaşılamayacağı için ona bazı gerçek dışı eklemeler yapmanın sakıncası yoktu. Yapılması gereken fotoğrafın yaratamayacağı bir etki ve illüzyon yaratmak olmalıydı. Şeker Ahmet Paşa da gerçekte bunu yaptı. 1871'de yurda dönen Şeker Ahmet Paşa, küçük renk ve perspektif oyunlarıyla farklı ve sürekli hareket eden bir manzara peşinde koşar. Aldığı akademik eğitimin sağladığı teknik bilgiyi peyzaja uygulamayı yeğler. Resimlerinde yansıttığı şiirsellik, geometrinin keskin kalıplarıyla dengelense de geometri asla göze batmaz. Yine de tuvalin yansıttığı denge hemen anlaşılır. Özellikle natürmortları %100 bu dengenin ürünleridir. Çoban ya da koyun sürüsü temasına dayanan tablolarında François Mie'den etkilendiğini saklama ihtiyacı duymaz. Biçimsel benzerliğin yanında çoğu kez renk ve eylem benzerliği de dikkat çekicidir. Mie'nin Çoban Kız ve İlkbahar adlı resimleri aynı şekilde gökyüzünü ve ışığı öne çıkarır. Koyunların ve ışık yansımasının hareketi resmin önüne doğru hızla akıyormuş gibi algılanırken geri plan daralarak uzaklaşır. Şeker Ahmet Paşa'nın Ormanda Yol adını taşıyan 1906'da yaptığı tablosu da ışıkla yolu tek ve düz bir eksende birleştirir. Yukarıdan resmin tam ortasından renkleri değişerek zemine inen ışık zeminde arkaya doğru uzanan yolla birleşir ve birleşme noktalarında ışıkla yol birbiri içinde erir. Şeker Ahmet Paşa yine François Mie gibi ışığı bir tür patlama şeklinde vermeyi tercih eder. 1887'de yaptığı Ormanda Karaca adını taşıyan çalışması, ön planda görülen Karaca'nın bulunduğu mekanın gerisini parlak bir ışıkla doldurur. Tam olarak nereden geldiği belli olmayan ışık kaynağı, Karaca'nın alt kısmını fazlasıyla aydınlatır. Şeker Ahmet Paşa, Abdülaziz'in beğenisini kazanıp padişah yaverliğine getirildiğinde manzara resmi yapmaya fazla vakit bulamaz. Daha çok kendi atölyesinde düzenlenmiş sahnelerde natürmorta yönelir. Bu kez de doğaya bağlılığını gösterir ancak daha çok meyveleri ve çiçekleri tuvale aktarır. Nar, ayva, üzüm, karpuz, kavun, armut ve şeftali çok sayıda meyveli natürmortun aktörleridir. Bunların yanında padişahın beğenisine sunmak için yaptığı kadehte ya da vazo içinde resmedilmiş çok sayıda çiçekli natürmorta da imza atar. 1905 yılında yaptığı Narlar ve Ayvalardan Oluşan Meyveler adlı çalışması, aynı zamanda dengeli bir yerleştirme düzeninin ve sahnelemenin ürünüdür. Düzenleme, natürmortun babası Şardin'i aratmayacak düzeydedir. Ancak Şeker Ahmet Paşa'yı uluslararası boyuta da taşıyan, Ormanda Oduncu adını taşıyan resmi, tam olarak bozuk dengesi ya da dengesizliği ile isim yapar. Ama resmin güçlü ve naif bir derinliği de vardır. Fotoğrafı andıran kompozisyonu içinde insan ve hayvan adeta minyatür boyutlara indirgenmiş gibidir. Bu iki figürü resimden kaldırdığınızda derinlik duygusu hemen kaybolur. İngiliz eleştirmen ve yazar John Berger ilk bakışta etkilendiği bu resim için uzun bir yazı kaleme alır. Ve onun yorumu bugüne dek Şeker Ahmet Paşa için söylenmiş belki de en romantik sözleri içerir. Resimdeki renkler, boya dokusu, ton değişiklikleri, büyük ölçüde bir Rousseau'yu, bir Courbet'i, bir Diaz'ı anımsatıyor. Şöyle bir bakınca, izlenimcilik ötesi bir Avrupa manzara resmi, bir orman görüntüsü görüyorsunuz. Ancak resmin öyle ağırbaşlı bir niteliği var ki, bu yargıya varmakta acele etmemeniz için sizi uyarıyor. Bu ağırbaşlılık daha sonra bir özelliğe dönüşüyor.
Resmin perspektifinde oduncu ve katırıyla resmin sağ üst köşesindeki ormanın sınır çizgisi arasında var olan ilişkide kendini hissettiren oldukça belirgin ve ince bir özellik bu. Sınır çizgisinin hem ortanın en uzak köşesi olduğunu hem de uzaktaki ağacın resimde bize en yakın görünen nesne olduğunu görüyorsunuz. Bu aynı zamanda bizden uzaklaşan ve bize yaklaşan bir ağaç. John Berger.